Eğer ki bu topraklarda ateizm, deizm söyledikleri kadar yükseliyor olsaydı, evet o tarafta da çalışıyorlar, o tarafta da bir hamle var mı var? Ama öyle bir nesil yetişiyor ki şu an İslam, Müslüman, böyle vatanperver, devletine sadık bir gençlik yetişiyor ki sormayın gitsin. Onu biz tabii sosyal medyada, ekranlarda göremiyoruz. Adamlar çünkü çalışıyor yani. Gençler, o gençler uğraşıyor. Kimisi medresede, kimisi hafızlık kursunda, kimisi bir yerde çalışıyorlar. Ama dedikleri gibi deizm ve ateizm bu ülkede yükseliyor olsaydı, dinsizlik ve İslam düşmanlığı bu ülkede yükseliyor olsaydı, dünün camileri ahıra çevirenleri, ezanı Türkçe'ye döndürenleri, başörtüsünü yasaklayanları, Ayasofya'yı kapatanları bugün ben daha da Müslümanım diye birbirleriyle yarışıyor olmazlardı. Madem deizm ve ateizm bu ülkede yükseliyor, İslam düşmanlığı bu ülkede yükseliyor, o zaman çıkın İslam düşmanlığınızı izhar edin yani. Madem öyleyse İslam'a daha yakınmışsınız gibi numara yapmayın. Müslümanların reyini çalmaya çalışmayın yani. Bu ülkede İslam yükseliyor. Hatta dünyada İslam yükseliyor. Bunu Avrupa'da kabullenmiş. Bir tek bizim buradaki kıt akıllılar daha kabulleniyor da dile getiremiyorlar. Ama işte diyorlar ki ateizm yükseldi, dinsizlik yükseldi, işte İslam düşmanlığı yükseldi. Ama bir bakıyorsun ülkemizin tescilli İslam düşmanları, ülkemizin tescilli İslam düşmanları ben hacıyım, ben seyidim, ben hocayım, ben alimim, ben hafızım diye yarışır oldular. Bunlar düne kadar cami kapatıyordu, ezan yasaklıyordu. Efendim mektep, medrese, hafızlık kurslarını yasaklıyorlardı. Şimdi bugün ben daha Müslümanım diye yarışıyorlar. Dolayısıyla bunların durumu İslam'ın yükseldiğine alamettir bu. Ben bu işin içindeyim. İslam'ın nasıl hızla yükseldiğini, Müslümanların nasıl akın akın İslam ahkamının galibiyetine gönüllü olarak koşturduğunu bizzat ben görüyorum. Başkasının lafına ihtiyacımız yok. Allah bu topraklarda İslam'ı galip getirsin. Yani burayı atalarımız fethederken İslam burada yaşansın, yaşatılsın diye fethettiler. Kanlarını o yüzden toprağa döktüler. Bizim atalarımızın bir evleri olmadı beyler. Bizim atalarımızın evleri olmadı. Hepsi çadırlarda yaşadı. Sarayımız vardı ama onlar ömürlerinin yarısını çadırlarda, savaş meydanlarında geçirdi. Ne için? Bu topraklarda İslam düşmanlığı galip gelsin diye mi? Yoksa Peygamber Efendimizin ismi yüksek sesle, gür sedalı anılsın diye mi? Bizim ecdadımız bu toprakları, İslam buralarda hakim kalsın, Müslümanlar dört bir yana yayılsın diye fethettiler. Allah hepsinden razı olsun. Haklarını ödeyemeyiz yani. Ben ecdadımla gurur duyuyorum. İslam'a hizmet eden her ırkla gurur duyuyorum. Önemli değil. Türk olmuş, Kürt olmuş, Arap olmuş, Çerkez olmuş, umurumda değil. Ama ben ecdadımla gurur duyuyorum. Allah bizi ecdadımıza layık eylesin.